Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten de ayrıntılara bakabilirsiniz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan ayrıca tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılan Delta varyantı konusunda da uyarılarda bulundu. Tam aşılı vatandaşlarda %80 bandına çıkarsak bu düzeyde Delta varyantı da olsa yayılımın daha az olacağını söylemek mümkün. Zira şöyle bir şey var biliyorsunuz ki aşı olan kişiler hastalığı daha hafif geçiriyor. Daha hafif geçirdikleri için virüs yükleri de çevreye yayılımları da daha azalıyor. Belki de hatta aşı olanlar içerisinde koronavirüs geçirip de fark etmeyenler de olmuş olabilir. Aşı olan vatandaşların çevresinde de aşı olanlar var ise belki temasları olsa dahi çok hafif geçirmişlerdir veya fark etmemişlerdir. Ama bu süreçte aşısız olan vatandaşlar her zaman daha çok etkilenebilir. Aşı olanlar içerisinde de elbette koronavirüs hastası olabilir. Ama aşının asıl etkisi hem vatandaşları korumak hem de sağlık sisteminin tıkanmasını engellemek. Şöyle bir örnek vermek mümkün ki biliyorsunuz geçen sene bu zaman aşı söz konusu değildi. 2020 yılının son baharında aşılama başladı. Geçen sene bu zamanki verilere şu anki aşılama oranının olan iyi ülkeler ile kıyasladığımız zaman örneğin Hollanda İngiltere gibi aşılamada iyi düzey gelmiş ülkelerde delta varyantına bağlı e, az olduğuna şahit ve ama aşılama iyi düzeyde olmayan Asya ülkelerinde başta Hindistan, Nepal gibi ülkelerde ise hem orijinal virüse hem de Delta'ya bağlı maalesef çok üzücü haberler geliyor dedi Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamalarda. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.